3-5 litre bir modeli. Tam modern kahya takipçileri. Bugün sizlerle. Merhaba modern kahya takipçileri. Bugün sizlerle Brucella hastalığı, halk arasında bilinen adıyla da yavru atma hastalığından bahsedeceğim. Brucella hastalığı hayvanlarda yavru atma, topallık, mastitis, genital organlarda ağrı, yangı olarak kendini gösterir. Bunun en büyük zararı, bildiğiniz üzere birçok hastalık hayvan hastalığı, sadece hayvanda kalır ama bu hastalık insandan hayvan, yani hayvandan insana da geçerek insanda da büyük bir rahatsızlığa sebep olabilmekte. Mesela örneğin bugün bu videoyu bu mekanda çekmek istememin sebebi burası yaklaşık olarak 4 senedir böyle. Burası yapılırken buranın sahibi olan Osman abimiz bir yandan buranın inşaatıyla uğraşırken bir yandan da hayvanlarının doğumuyla uğraşıyordu. Doğum esnasında tabii burada uğraşırken malum metal işleri, ellerinde çizikler oluşuyor. Daha sonra hayvanların doğumunda da hayvanlar bilinmiyor tabii Brucella'da olduğu ama hayvanlarda Brucella var. Doğumu zor oluyor hayvanların. Hayvanların doğumuna yardım ediyor. Tabii ki Git oğlum. Doğumlarına yardım ediyor. Tabii bunu yaparken herhangi bir koruyucu eldiven ya da elbise giymediği için bu hastalık koyunlardan Osman abimize bulaşıyor. Yaklaşık 4 sene oldu. Hastalığı atlattı ama hala kanında zarar vermeyecek miktarda var ama hala çalışırken çok fazla kendini zorladığında yorulmaya başlıyor. İlk zamanlarda zaten bunun tedavisi de çok zor olduğu için vurulduğu iğneler, gördüğü o esnadaki çektiği acılar, bununla beraber yaşadığı ekonomik kayıp onu biraz olsun soğuttu bu işten ama vazgeçmedi. Hala devam ediyor hayvancılar. Burayı da yakın zamanda tamamlamayı düşünüyor tabii ki. Ufak da denilmez gerçi. Böyle bir şey atlatmış olsa da bu hayvancılık sevdasından vazgeçmiş değil. Bu işi devam ediyor. Hatta şu anda da koyunlarını otlatıyor. Şimdi Brucella'nın anlayabilmeniz için hayvanın düşük yapması gerekiyor. Yani düşük en büyük, yani yavru atması en belirgin semptomlarından birisi. Ama bu demek değildir ki her yavru atan hayvan Brucella'dır diye. %80, yani ülkemizde yaşanan yavru atmaların %80'i Brucella'dan kaynaklıdır. %20 de değişik sebepler olabilir ama hayvancıların genel olarak bildiği yavru atma durumu Brucella kaynaklı oluyor. Brucella sürünüzde, yavru atma sürünüzde görüldüğü anda yapacağınız belli başlı şeyler var. Öncelikli olarak şu konuya dikkat etmeniz gerekiyor. Atılan yavru bir kere bir bakteri yuvası. Yani bir atılan yavrudaki o fetüsteki bakteri yaklaşık olarak 60 bin ile 600 bin arasındaki hayvanı hasta edebilecek bakteri oranına sahip. Bu yüzden ilk yapmanız gereken o atılan yavruyu bir poşete koyup derince bir kuru kazıp onu poşetle oraya atıp üzerine kireç atıp üzerine de toprakla onu ortadan kaldırmanız. Ardından hayvanlarınızı yavru atanları ayırıp sürüden onları kesime göndermeniz. Kalan kısmındaki hayvanlar için de fiziksel bir temizlik yapıp ardından da bütün çiftliği dezenfekte etmeniz gerekiyor. Buna özellikle dikkat etmeniz lazım. Çünkü Brucella ülkemizin ve birçok Avrupa ülkesinin de yaptığı yüksek yatırımlara rağmen kaldırılabilen bir hastalık değil. Yani tamamen kaldırılamadı. Hala devam ediyor. Ve Brucella aynı zamanda ihbarı zorunlu hastalıklar arasında aslında. Yani birçoğunuz ihbar etmiyorsunuz, o ayrı mesele. Çünkü karantinası var, işte devlet parayı geç ödüyor gibi bahaneler var ama ihbarı zorunlu bir hastalık. Yani bu hastalıkla karşılaştığınız anda il ilçe tarım müdürlüğünüzü arayıp bilgi vermeniz lazım. Yani böyle bir şey yaşadığınıza dair onları bilgilendirmeniz lazım ki onlar da gerekli tedbirleri, önlemleri alabilsinler. Brucella ekonomik olarak büyük zararlar veren bir hastalık. Nasıl? Bir kere yavruyu kaybediyorsunuz. İki, anacı kaybediyorsunuz. Üç, süt kaybediyorsunuz. Yani Brucella'lı hayvanı kesime gönderip etini yüksel ısıl işlemlere tabi tutup Brucella'dan arındırıp kullanabilirsiniz. Ama sütünü hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz Brucella'lı hayvanın. Çünkü sütü tamamen direkt imhaya gidiyor. Zaten insana geçmesinin birçok yolu da bu. Yani bakıcı olarak sizler hayvanın temas halinde olduğunuz için deriden alıyorsunuz bu hastalığı ama diğer insanlar işlenmemiş süt ürünlerinden bu hastalığı kapıyor. Brucella'dan nasıl korunabiliriz konusuna gelince yapılabilecek belli başlı şeyler var. Şimdi şöyle, öncelikli olarak kontrolsüz hayvan aktarımı olayına girmiyoruz.
İkincisi, hayvanımıza, sürümüze yeni hayvan katacağımız zaman öncelikle bunları kontrollerini ve aşılarını yaptırıyoruz. Yani küpesiz hayvan almaya özen gösteriyoruz. Hayvanların takibi edilebilir hayvanlar olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü bilmediğiniz yerden uyguna bulduğunuz hayvanlar belki de o sürüde Brüsel'de çıktığı için elden çıkarılmak isteyen hayvanlar olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İkincisi, hayvancılıkla uğraşırken koruyucu elbiseler giymeye özen gösteriyoruz. Yani çizme olur, elbiseler olur. Hani çok fazla dikkat ettiğimiz koşullar değil bunlar ama en azından şuna özen göstermek gerekiyor. Doğum esnasında hiçbir şekilde çıplak elle hayvanlara müdahale etmiyoruz. Hayvanlara müdahale ederken muhakkak bir eldiven takıyoruz. Yani bugün rektal muayene eldiveni ya da suni tohumlama eldiveni dediğimiz eldivenler var doğum esnasında da kullanabileceğiniz. Hani paketi 25 lira, 30 lira bir şey. İçinden 100 tane eldiven çıkıyor. Hani bu çok yüksek bir maliyet değil, kullanılamayacak bir maliyet de değil. Diyeceksiniz ki dağdayız, sürüdeyiz, paketle onu taşıyacağız. Yani 3 tane, 5 tane yanınızda taşıyabilirsiniz. Bir de bu tabii ortaya çıktıktan sonra yapılması gerekenleri muhakkak yapmalısınız. Brüsel'lerle ilgili yine sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben oradan elimden geldiğince cevap vermeye özen göstereceğim. Yine bununla benzer çekilmesini istediğiniz konular varsa onlardan da bahsedebilirsiniz. Onlarla ilgili de yine videolar çekeriz. Bu videomla beraber bir çekiliş yapmak istiyorum. Çekilişimizin sponsoru modernçiftlik.com olacak. Bu videoyu beğenip paylaşıp kanalımıza abone olanlar arasından bir kişiye koç kemeri ve boyası hediye edeceğiz. Bunu kazanmak için yapmanız gereken bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve YouTube'da videomun altına ya da Facebook'ta YouTube videomuzun altına katıldığınızı belirten katıldım şeklinde bir ibare belirtmeniz. Kazanan kişiyi 2 hafta sonra yine buradan bir videoyla duyuracağım. Yani koç kemeri ve boyasını kazanmak için yapmanız gereken bu. Teşekkür ederim.